Efendim Alt Verikkanlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kilas, oldu sağ tarafımda Nurun Kayar. Merhabalar. Sol tarafımda Tuncay Aslan. Üç alnı geniş insan olarak şu anda burada oturuyoruz. Bugün sizlere oyun gündeminden birkaç haber vereceğiz. İlk haberimiz Gülgül. Tutamadı içinde. Game of Thrones'la alakalı. Şimdi öncelikle Game of Thrones'un sezon finalini yeni seyrettim. Ve dedim ki kim bir sene bekleyecek? Malum bunu seyreden birçok insan şu anda aynı şeyi söylüyordur diye tahmin ediyorum. Sen seyretmediğin için... Hiç izlemedim sezonu. Evet, ben de akşam izleyeceğim. Akşamımızda konuşalım bakalım üzerine. İlk haberimiz heyecanlandıran bir haber. Neden? Çünkü Bethesda'nın Game of Thrones oyunu geliştirdiğine dair bir söylenti çıktı piyasaya. Aslında söylenti hani böyle bir Bethesda'dan sızan bir kaynak falan değil. Üçüncü kişi tarafından hani böyle bir şey yapıldığına dair bir söylenti var. Güçlü bir söylenti de değil ama bu söylentiyi güçlendiren başka bir olay var zamanında yaşanılan. Haberde buna değinilmemiş. Zamanında Bethesda'ya Game of Thrones projesi gelmiş. Demişler ki Game of Thrones oyunu yapmak ister misiniz diye. O zaman Skyrim çıkmamış daha galiba. Ya da Skyrim çıkıyor mu, öyle bir şey. Ya Fallout ya Skyrim. İkisinden birini geliştirme sürecinde Bethesda'da. Bethesda bakmış projeye, yani hani biz bununla ilgileneceğimizi kendi markamıza şu anda öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden reddetmişler projeyi. Hatta ondan sonra bir tane işte Game of Thrones projesi duyuruldu. İşte Action RPG. Hatta çıktı mı çıkmadı mı, böyle vasat bir oyun çıkmış da olabilir piyasaya. İşte strateji miydi? RPG miydi? Öyle yani bir şey çıkmıştı. Strateji yani çıkmıştı bir tane. Ha, belki de o çıkmıştır o dönem. Şimdi gene o söylenti ayyukaya çıktı. Bu söylentiyi güçlendiren şeylerden bir tanesi de şu. Bethesda'nın iki tane duyurulmamış büyük oyun üzerine çalıştığı biliniyor. Evet, konuşmuştuk daha. Evet, ya. Kendi firmalarının, kendi firmasının yani bizzat yaptığı, hani böyle Arkane Studios'muş, ikinci parti, Wolfenstein veya işte Dishonored gibi oyun verdiği, bayağı kendi ana Tadavr'dan olduğu falan stüdyonun geliştirdiği iki tane büyük IP olduğu biliniyor. Bunlardan biri Elder Scrolls 6 olarak düşünülüyordu. Bir tanesi de herhalde Fallout falan deniliyordu ama Fallout olmadığı söylendi diye hatırlıyorum ben. Çünkü daha yeni çıkmıştı Fallout 4 o dönemde. Elder Scrolls içinde önce çıkaracağımız başka bir oyun var gibi bir şey duydum ben, hatırlıyorum. Büyük, iki tane büyük yapım var, ondan sonra galiba Elder Scrolls çıkaracağız diye bir şey söylemişti firmanın CEO'su. Yani bu Game of Thrones Bethesda bana ciddi gibi geldi. Her ne kadar kesin bir kaynak olmasa da heyecanlandıran bir haber mi, onu sorayım. Öyle. Açıkçası yani iyi de bir eşleşme bence. Hani bence bir de. Game of Thrones oyunu yapılacaksa Bethesda yapar. Yani i̇lk akla gelen isimlerden biri zaten. Onun dışında belki BioWare yapsa yapardı. Aynen, o ikisi zaten. Yani ben CD Projekt Red. Gerçi üçü zaten. Orada. Bu arada tabii Game of Thrones oyunu değil, yani Game of Thrones oyununun RPG olacağı hani na dair herhangi bir şey söylenmedi bildiğim kadarıyla, evet, bu sızıntıda. Ama niyeyse insanın aklına doğal olarak aslında niyeyse yani, diyorum ama RPG geliyor. Her şeyin içinde RPG olduğu bir evet, oyun evet, dünyasında yaşıyorken RPG olması... Doğru, aksiyonların da her birine RPG ekleder. Assassin's Creed'ler evet, olsun, Shadow of War'lar falan olsun. Hepsi bir RPG özelliği RPG taşıyor. Özelliği taşıyor. Bakalım yani, açıkçası heyecanlandırdı. Keşke biraz daha güçlü bir şey dedikodu olsaymış yani... Şey açısından böyle bir fikir heyecanlandırıyor da yani bu dedikodu çok da evet, güçlü bir dedikodu değil gerçekten. Sadece parçaları birleştirince böyle evet, benim aklımda güçlüymüş gibi kaldı yani, bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Gelir mi böyle bir oyun? Bence gelir. Hatta vay kardeşim, hatta bir duymuş gibi söylemeyeyim de. Hatta bence şöyle olur. Star Wars gibi bence olması da gerekiyor. Yani bizim gördüğümüz karakterler olmamalı. Evet. Kanlı canlı, atıyorum Jon Snow falan olmamalı. Geçmişi anlatmalı. Çünkü geçmişe dair evet, bayağı hikaye var aslında. Onları çok yazarla fazla bir araya gelip Knights of the Old Republic falan gibi yani geçmişi evet, anlatsalar, oyun dünyasında biz bu karakterleri tanısak o daha zaman bence bayağı doğru geliştirir hem de evet, evren adına ya yani. Bir nesil öncesini bile anlatsa, işte Mad King'ler olsun, Tywin Lannister'ın babası olsun. Onu yalnız olsun, dizi yapacaklarmış diye bir şey duydum ben geçen gün. Game of Thrones bittikten sonra spin-off'ları devam edecek denildi ya. Bir tanesi spin-off'lar, bir tanesi işte o hani Robert Baratheon, dizi izleyenler varsa onun gençlik onu dönemini anlatacak gibi ayaklanma, bir şey var. Evet, yani o dönemi anlatacak diye söyleniliyor. Hani belki oyun onunla paralel olur, belki çok alakasız bir dönemde geçer, daha eskisin falan anlatır ama... Ya malzeme bol. Evet, malzeme bol. Yeter ki gelsin yani diyelim. Ve bir sonraki haberimiz Xbox One X ile alakalı iki haber var aslında. Bir tanesi globalde Microsoft'un memnun eden bir haber. Ön siparişte rekor kırmış Microsoft'un evet, arasında. Xbox One X en çok ön sipariş edilen konsollardan biri olmuş. Demek ki ben anlamıyorum bu işlerden, bıraktım kendimi yani hani... PS4 Pro'nun çıkmasını garip buldum. Xbox One X'in çıkmasını garip buldum. Hani millet niye PC gibi devamlı konsolunu geliştirirsin? Ben hala almadım mesela Pro. Hani almak isteyene ilk defa alacaksam da alınabilecek bir cihazım. Bir şey demiyorum yani. Evet. PS4'ünden memnunum. Hani konsol biraz daha grafikten çok hani kompakt oyun yapısıyla oynadığın, ki geza iyi grafikler de sunan bir şeydir ya. Xbox One X'de millet çullanmış. Demek ki ben hiç anlamıyorum. Ticari yani, kafadan yok bende yani. Bence biraz şey de var. Xbox tarafı hani bir rekabet var ya PS4'te. Xbox evet, tarafı biraz ezildi bu nesil. Hani bir ezilmişlik var. Hani oradan kurtulmak da istiyorlar. Bak Xbox One X güzel olacak. Buna kendilerini inandırdılarsa bir destek olarak atlamış olabilirler o siparişi. Yani gene tabii yurt dışında evet, şöyle bakılıyor. Oyun yok demeyeyim de hani $500'dan satışa sunulacakmış. $500'a 4K gaming performans alabileceğim bir makine olarak evet, bakıyor insanlar. Fakat Türkiye'de şöyle bir sıkıntı olmuş.
Tuncay bu haberi paylaştı bize de. Biz o sırada Almanya'daydık çünkü bu olay yaşandığı zaman. Takip edemedik çok burada gelişmeleri. TR'de 2900 liradan satışa konulmuş. Xbox One X. Evet, ön siparişi. Şöyle Xbox One X versiyonu. Project Scorpio versiyonu ama Project Scorpio versiyonu yurt dışında zaten aynı fiyata satılıyor Xbox One X'le ve hani farkı da şu, kenarında Project Scorpio yazıyor, bir de özel dikey standı var. Hani çok ciddi bir farkı yok. Bu demek oluyor ki Xbox One X'in normal fiyatı da aşağı yukarı bu şeyde olacak. Ama çekildi fiyat yani 2900 olarak duyuruldu, bir anda kayboldu. Çünkü hani baktığınızda PS4 Pro işte $400, bu $500, $100 fark var ama TL fiyatına bakınca 1000 lira fark var. Bu nasıl oluyor yani? Bunun mantığı nedir? Bayağı derin bir konu. Evet, ben de merak ettim açıkçası. Fiyatın geri çekilmesi acaba iyileştirme yapılıp tekrar piyasaya sunulacağının bir göstergesi mi yoksa... Ama ne kadar geriye çekilme olur ki? Sonuçta bu planlanmış bir şeyse sen bunu 2900 duyuruyorsan en fazla 2500-400 olur. 2400 olursak ben gene iyi derim. O kadar o da fazla yani. O kadar düşerse ben iyi derim, öyle söyleyeyim. Ben 2700 civarı falan bekliyorum. Hani kim alır diye bunu Türkiye'de? Batu Bozkan. Benim en çok tanıdığım hardcore Xbox oyuncusu. Şey var, alınmaması için bir sebep yok. 2400-2500 bandına geri çekilirse dediğin gibi aslında 4K oynayabileceğiniz bir bilgisayar toplamanız hakikaten daha pahalı gelir. Alınmaması için sebep yok. Yoksa Orhun Kayal konsola geliyor mu? Hayır, ben şeye değinecektim ben. Aslında PlayStation 4 ve Xbox One ilk çıktıkları dönem Xbox One donanım olarak gerideydi biraz. Evet. Ve o da şöyle bir etki yarattı bence. Xbox One'ın satışlarına negatif etki yarattı. Doğal olarak da Xbox üzerinden, hani Microsoft'un Xbox markası üzerinden konsol oyunculuğuna girmek isteyen insanlar belki birazcık geride kaldı ve şeyde çok da bir doymuşluk da oluşmadı piyasada satış itibariyle. Xbox One X şimdi çok daha güçlü bir donanımına gelince ve insanların ilgisini yeniden yakalayınca bu yani şey satışların çok fazla olmasını ben açıkçası biraz oraya bağlıyorum. Yani mantıksız değil tabii global için. Yani ama PS4 Pro, ha şey açısından da bakarsak PlayStation 4'ü varken PlayStation Pro alması biraz daha mantıksız gözüküyor insanlar. Çünkü PlayStation 4 de kendisi zaten hani desteğiyle devam ediyor. Gayet de iyi de bir konsol. Ama Xbox One'dan Xbox One X'e bayağı büyük fark edecek. Bayağı büyük fark ama edecek. Bu daha tehlikeli bence kullanıcı açısından. Çünkü Xbox One'ın orijinalinde satışları durmuş. Yani sen düşün ki Xbox One aldın. Para verdin. Şimdi X'e de diyelim aynı oyun çıkacak ama dağlar kadar fark olacak. İşte dağlar kadar, enayi miyim o kadar para verdim? Dağlar kadar fark olması çok büyük problem. Ama sen bir de 3 sene önce aldın onu. Hani şimdi alıp bir hafta sonra yani şey çıkıyorsun. 3 sene önce almamış olabilirim. 5 ay önce de almış olabilirim. 3 sene önce alsam bile bence bu yani yapılmamalı kullanıcıya. Çünkü şöyle bir şey var. Yani tam firma sana bunu hiçbir zaman taahhüt etmiyor ama konsol olan bir adam bunun ömrünün 5-6 yıl boyunca gideceğini bilir. Bence büyük sıkıntı olmaz. Zaten Xbox One X'e asla özel oyun çıkartmayacaklarını söylediler. Evet. Ama senin dediğin gibi hani birinde çok özensiz ve FPS düşüğü görmeye başlarsak büyük problem olur ama tabii şu an totalde her ne kadar ön satışlarda Xbox One X rekor kırmış olsa da piyasaya baktığınız zaman sallıyorum 5 milyon Xbox One kullanıcısı varsa 500 bin Xbox One X kullanıcısı vardır şu an için söylüyorum. Yani yatırımını hala sen oyun yaparken Xbox One kullanıcısını düşünmek zorundasın. Yani FPS'si bozuk olmuş aman boş ver Xbox One X'e yapalım dedirtemez şu anda kullanıcı gücü. Ama bu durum yavaş yavaş azalmaya başlar mı? Biraz zor yani. Xbox One gene sahibi çok fazla insan bulacak. Yani firmalar sallamazlık yapmaz. Mesela yani şey haberi de var. Şu anda Xbox One'a işte geliştirilen isim açıklanmamış bir sürü oyun var falan diye haberler de dönüyor ama Xbox One'a diye bir de geçmiyor haberlerde. Genelde şöyle diyor. Xbox One X düşünülerek falan yani ona odaklanarak yapıyorlar ama asıl hedef. Yani, ama işte o fark olursa evet, doğru söylüyorsun. Yani aynı tecrübeyi yaşamayacaklar. Burada Microsoft'un elinde gerçekten önemli bir şey var. Çünkü şöyle Microsoft firmalara baskı bu konuda kuracak. Yani firma bak ben Xbox One X'te ne güzel yaptım. Oğlum tamam da Xbox One'da oyun çalışmıyor adam akıllı diyebilmesi bir lazım. Bir de satışını durdurmuş Xbox One'ın. Yani tamamıyla Xbox One X'e yönlendirmeye çalışıyorlar ama Xbox One kullanıcıları yani o kadar büyük affedersiniz ama salaklık yapacaklarını yani ayıp yapacaklarını düşünmüyorum. Salaklık demeyeyim de büyük ayıp olur yani öyle bir şey olması. Yani aklıma tek gelen örnek PS4'te mesela Last Guardian. Hani o da şundan dolayı tolerans gösterebiliyorum. PS4 Pro'da düzgün çalışıyor. PS4'te FPS düşüşleri var. Oynanmayacak seviyede değil ama sinir bozucu FPS düşüşleri. Ya o da 10 yıldır geliştirilen bir oyun olduğu için artık hani tamam hadi bu da bu kadarcık oluversin dediğimiz bir oyundu ama mesela benzer bir örnek daha görürsem ben carlayabilirim. Çünkü benim en çok korktuğum şey senin bahsettiğin şeydi. Bir konsol sahibi olarak hani eski nesil demek istemiyorum. Eski nesil de değil çünkü. Bir önceki versiyon sahipleri unutulmasın sadece. Ya oyun geliştiriciler Xbox One'ı terk edeceği hani dönem yaklaştığı zaman zaten Xbox One'ın ömrü de dolmaya yaklaşacaktır. Yani şey zannetmiyorum. Xbox One X geldi ve bitti artık. Hani ya da ne bileyim önümüzdeki 6 ay içerisinde bitti artık. Xbox One umurumuzda değil. Biz Xbox One X'e optimize edeceğiz falan diyeceklerini zannetmiyorum. En azından 1,5-2 yılda yani o aslında konsol sahiplerinin öngördüğü o 5 senelik
ömrü tamamlanacaktır. Yani siz geç de alsanız sonuç itibariyle 3 sene oynamadığınız oyunlar var. 2 sene de aldıktan sonra oynadığınız oyunlar var. Yani o 5 sene şekilde yürürsün. Burada satış rakamları da çok bence mühim değil. Çünkü hani yanlış hatırlamıyorsam Xbox One 360'ı geçti satışlarında. Totalde. Geçmiştir Xbox One, evet. Yani oyun olarak baktığında Xbox'ın en iddialı konsolu ama hani One'ın geçmiş olması. Satışları geçti mi? One geçti mi? Ben öyle haberler hatırlıyorum. Aa, iyi satmış demek ki. Evet, 360 evet. Bayağı iyi satmış. O da çünkü. Şaşırtıcı bayağı. Demek ki biz, yani kötü bir şey gitmiyor. Demek ki adamların işleri yolunda yani. Sadece bizim gibi hani böyle biraz daha niş sadece bir kitle. Sadece içine oyun koymayı unutmuşlar. Evet, niş bir kitleyi rahatsız ediyor demek ki biraz. Bir sonraki haberimiz, kısa bir haber önce paylaşayım. Evil Within 2 Gamescom'da yine oynayıp konuşmuştuk. Çekemeyip gösterememiştik. Bir arkadaş sızdırmış. Benim oynadığım aynı yerleri çekmiş koymuş. Farklı evet, yollardan farklı gittiler. Bir hesapla siz yaptınız galiba. Hayır. Öyle bir şey yok. Bizi itham etmeyin burada. Gamescom almayacaklar bir de. Biri sızdırmış. Merak eden varsa seyredebilir. Bunu sadece paylaşayım dedim. Daha önce konuştuk zaten. O videoyu seyredebilirsiniz oyunla ilgili. Bir de THQ'dan yeni bir oyun geliyor. Bu da Gamescom esnasında gösterilen evet. Bir oyundu aslında. Biomutant diye. İlginç bir oyun. Yani izleyince hani şimdi günah almak gibi olmasın ama tam böyle şey. Kötü olmayan ama iyi olmayacağını da bildiğiniz oyunlar vardı ya böyle 10 üzerinden 6-7 hani maksimum alacağı puan. Hani izlediğim gibi bana direkt öyle bir oynanım sattı. Yani hani bu oyun 10 üzerinden 6. Kötü değil ama iyi de değil. 10 üzerinden 6 civarı takılır gibi hissettirdi bana, bilmiyorum. Ya kötü durmuyor çünkü. Aylık servislerle bir gün bedava verilirse oynanacak oyunlardan. Evet yani, bir tanesi. O kafa yani. Full para verilmez ama indirime giren bir şey olur. Oyunsuz kalırsın, denersin gibi duruyor. Tabii günahını almayalım, daha çıkmamış bir oyun ama böyle bir şeylerden de bahsetmek gerekiyor diye düşündüm. Peki efendim, var mı Biomutant'la ilgili ekleyeceğiniz bir şey? Ya ben ilk gördüğümde ilgimi çekmişti. Özellikle bu bir el üzerine biniyor, silah oluyor falan. Acaba böyle hani yaratıcı konseptli bir şeyler var falan gibi gözüküyordu. Ama sonra bir oynanış videosunu izledim 11 dakikalık. Yani çok sıkıcıydı yani. Evet. Bayağı kötüydü. Şey falan diyordu. Şey söylüyorlar işte, karakterinizin her şeyini değiştirebileceksiniz. Evet. Mutasyon olacak, ben şey olacak diyorlardı. Ama görünce baktım direkt rengini değiştiriyor görünüş olarak. Hani tür neye hizmet ediyor? Hani kamuflaj falan da değil. Bayağı bildiğin mora boya, pembeye boya, maviye boya. Hani saçma sapan bir şey. Kimseye bir faydası yok. Bir de bir anlatıcı koymuşlar. Hiç yani hani amacına hizmet etmiyor yani. Nasıl anlatsam bilemedim. Sürekli konuşuyor ve boş konuşuyor. Sanki yani. Biraz şey havası var değil mi oyuna? Biri bunlara böyle bir oyun yapın lan demiş de bunlar da hadi yapalım o zaman deyip yapmışlar gibi bir havası var hani ya, öyle klasik sarkastik anlatıcı koymaya çalışmışlar gibi. Hani Stanley Parable'daki anlatıcı gibi bir şey bekliyorsun aslında hayal olarak. Ya öyle de değil. Ama rezalet. Ve ben onu şey sandım ilk, hani baktım bölümün açıklamasında tutorial yazıyor. Demek evet. Yani tutorial bölümünde böyle bir şey vardır diye düşündüm. Sonra oyunun Steam sayfasında gördüm ki hikaye boyunca size eşlik edecek bir hikaye anlatıcı falan diye bir not vardı ki çekilmez o adam yani. Belki de yani işte doğru seçimi yaptın, kazandın. Sağa döndün, sola döndün, yaptığın her şeyi söylüyor. Hani bir manası yok. Bilmiyorum artık ne düşünüyorlar, ne yapılacaklar emin değilim. Hani belki çıktıktan sonra daha farklı bir dokunuşlarla toparlayabilirler. Yani erken şu an tabii eleştirmek için, daha gelişecektir oyun. Hani biraz şüpheli ilk bakışta. Yani ben de çok böyle bel bağlanılan bir oyun olarak görmüyorum. Ama THQ tabii sevilen oyunlara sahip bir firma olduğundan dolayı hani böyle bir göz atmakta fayda var diye paylaşalım istedik bu haberi sizlerle beraber. Age of Empires 4 bu arada. Evet, duyuruldu ve biz oradayken orada gösterilmedi, onu da altını çizmek lazım. Çok sorun oldu çünkü ama orada göstermedi Age of Empires 4'ü. Yani bu arada şeyi söyleyeyim, seninle konuştuğumuz bir konunun da altını çizeyim. Age of Empires 1 Definitive Edition diye bir şey geliyor ya, HD paketi. Aa, bu Age of 2 gibi olmayacakmış. Bayağı yapıyorlarmış herifler. Yani evet, remake'imsi bir şey yapıyorlarmış. Güzel, peki. Hatta Age of 2'yi de yapacaklarmış. Hatta Age of 3'ü de yapacaklarmış galiba. Güzel. O evde 4 gelir. Yani 4 gelir, 4 sene geçer, 4'ü de yapar. 4'ü de yapar. Yani şey çok komik geldi. Abi o zaman herhalde Age of 2 beklemedikleri kadar iyi satınca evet. Benim tahminim o. Age of 1'i o zaman adam akıllı bir daha yapalım lan. Ayıp olmasın artık adamlara HD paket dediler. Sonra ulan bunu adam akıllı yapıyorken hazır elimizde asetler var. Age of 2'yi de bir daha yapalım. Hani ulan bir oyunun bu kadar farklı, daha jenerasyon değişmedi mübarekler. Evet. Bu kadar farklı şey versiyonu çıkar mı ya? Bu nasıl bir... Hani Age of 1'i tamam anlıyorum da Age of 2 daha yeni HD'sini çıkartmadım ya. Siz mi alıyorsunuz bu oyunları? Age of 2'yi. Age of 2'yi aldım. Vallahi nasıl ama sömürdüler nostalji duygularını böyle, hani böyle gırt diye oradan. Neyse ki Age of 4'ü duyurdular, o yüzden küfür etmiyorum. Evet. Hani sadece bunlarla geçinmeye çalışsalardı küfür ederdim ama Age of 4 duyurdular demek ki yani bir şey yapıyorlar. Adamlar çalışıyorlar. Çalışıyor. Ama evet yani şey de var. Bu saatten sonra Age of Empires 4'e ben bakarım, ona beklerim. Bir daha hani ikisinin bir daha remake'ini falan çok zannetmiyorum çünkü ya motoru falan da değişecektir madem en başta. Yani bakayım da yani gidip alacağımı zannetmiyorum. Oh, come on.
Hayır şey var. HD'yi alıyor olmamın sebebi aslında aynısının HD'siydi. Yani yeni model sistemlerle çalışıyor olmasıydı. Hani bir oyunlara gönül vermiş bir insan alıp elinden geçirip hani mod gibi yapmış olsaydı. Mesela Open RAW vardı Red Alert oyunlarına falan hani getirir. Öyle bir şey yapmış olsaydı gene alır oynardım. Ama şimdi açıkçası ne demek? Kaç para HD sürümü? Valla ya indirimde falan aldığın zaman ek paketleriyle vesaire İndirimsiz beraber. İndirimsiz ne kadar? Ek paketlerle. O, ya ben 20-25 lira gibi para verdiğimi hatırlıyorum. Ama herhalde 50-60-70 gibi bir şeydir. Yani üzerine biraz daha para koy. 100-150'ye bir tane eski laptop al. Windows 98'in eski sistemini yükle. Bu ne lan? Ne yapacağım o laptopu? Ben yaptım o yüzden. Ne o laptopu ne yapacağım? Abi eski oyunları full oynayacaksın. Yok uyum sorunuymuş bilmem neymiş hiçbir şey yok yani illa oynamak istiyorsan. Çok enteresan nostalji için. HD grafiğe gerek kalmadan. Hatta sen o zaman biz bugün eski laptop rehberi yapalım. Hani eski sistem olabilir. Nasıl toplanır diye böyle herkes yeni topluyor işte eskisine. Eski oyunları mı oynamak istiyorsunuz? O zaman Tuncay Arslan'la eski oyunları oynamak için laptop rehberine hoş geldiniz diye yapıştırabiliriz. Bu da böyle bir haberdi efendim. Sen bir de Enno'yu gördün aslında. O da biraz kapalı kapılar ardında gösterilenmiş. Evet, Anno 1800'ü gösterdiler. Gösterdiler kısmı, yani gameplay kısmını da gösterdiler ama çok kısa bir gameplay kısmıydı. 1800 anlayacağınız üzere zaten 1800 yılında geçiyor ve şey sanayi devrimi üzerine odaklanan bir oyun. İşte şeyde 2205'te terk edilen bir dünya sistemi geri getirmişler. Hani çok tepki toplamışlar zaten hani o yandan. Tek tek detaylarına girmeyeceğim ama sevilen bu biraz daha 2070'teki mekaniklerin bir kısmı geri gelmiş. Daha geliştirilmiş olan bir ticaret sistemi işte efendime söyleyeyim şeyler arası, haritalar arası diğer yaptığınız yerlerle hani böyle ticaret rotaları eklemek gibi mevzular işin içine girmiş. Sanayi devrimi olduğu için işçi hakları, işçilerin refahı, işçilerin boykot yapması, polisi yollaman, polisleri dövüp geri yollamaları falan gibi yani. Baya baya bir şey. Mikromanagement kısmında zaten onu gösterdiler. Yani işçileri 4-4 saatlerde çalıştırmadığı için hani işveren şey yapıyorlar, boykot etmeye başlıyorlar. Bütün işte üretim zinciri duruyor falan gibi böyle bir kısmını göster. Neyse artık oyun çıktığında siz bunu çözersiniz deyip ondan sonra ve bir de şey de vardı onu da hemen paylaşayım onu söylediler. Oyun çıkmasında bir sene daha var. Tam çıkış tarihi henüz belli olmasa da. Şey yaptılar bir de bir sene evvel aslında yani bir senelik bir gameplay alfa kısmını gösterdiler bize. Bunu yapmalarının sebebini de açıkladılar. Açıklamalarında da şey vardı hani çıkmasında daha var. Ama biz Anno'nun İşte kendine has bir kitlesi olduğunu biliyoruz ve onları bir araya getirmek için Anno Union diye bir sistem yap, yani site yaptık. Hani oradan community'yi bir araya getireceğimiz insanları konuşabileceği. Siz de girebilirsiniz bu arada announity.com diye. Orada bir araya gelip gerçekten fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz ve adamların zaman zaman kendi karargahlarında yaptıkları yani şey karargah değildi ne derler ona? Ya headquarter aslında. Ya headquarter evet karargah diye geçiyor. Davet ettiklerini yaptıkları eventlerle insanlarla konuşup işte üzerine çalıştıkları falan böyle şeyler yani. Aynen. O yüzden biraz erken gösterdiklerini söylediler. Yakın zamanda da onlarla alakalı işte önümüzdeki aylarda daha güzel bilgilerin geleceğini düşünüyoruz. Ben açıkçası Anno serisine yani konseptin tekrar eskiye gitmesinden de kaynaklı olarak biraz yeniden ısındım. Hatta 2205 çok oynayamamıştım yani çok kısa bakabildim yani oyuna. Tekrardan girişesim geldi. Bayağı başarılı olacak ve açıkçası büyük beklentilerimin olduğu bir oyun oldu. Peki teşekkürler bize Emre hakkında merak ettiğim soruları cevapladığın için efendim. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bu gündemimizde pek çok çeşitli yerlerden haberleri verip derlemeye çalışıp sizlere sunmaya çalıştık. Görüşmek üzere. Muhbir kanalındaydınız. Biz de Muhbir kanalındaydık. Bay bay.